Sefer Karaoğlu'nun babaları, Mustafa Mehmet Karaoğlu'nun yine babaları, Havva Karaoğlu'nun eşi Ayşe Yılmaz Binnaz Rukiye'nin babaları, Ahmet Karaoğlu'nun abisi Yusuf Zafer Hüseyin Mustafa Hasan Yıldız dedeleri, Recep Ali Kasarcı'nın enişteleri, Ahmet Ali Kasarcı'nın, Mehmet Ali Kasarcı'nın enişteleri, merhum Hacı Yusuf Karaoğlu'nun bugün acı günündeyiz. Ben sizlere bu acı günden, cenaze töreninden mümkün mertebe elimizden geldiği kadar görüntü almaya çalışacağız. Sağ olun billah.
لمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Kim duyada Allah'a ve Resulüne itaat ederse o Cenab-ı Hak tarafından kendilerine inam ve ihsan edilen çok kıymetli sevapla beraberdir. Peygamberler, siddikler, şehitler ve salihler. İşte muhterem kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine komşu olabilmek için ona itaat edeceğiz. Onun yolundan gideceğiz. Hristiyanların yoluna gitmeyeceğiz. Bakın, biraz sekret arkadaşlara iki sonsuz var cennete namazı kılıyoruz. Bugünden daha 25'ine 10 gün var. Büyük hazırlıklar var memlekette. 25 hazırlıkları muhterem cemaatı Müslümin. Bu doğrudan doğruya İslam düşmanlarının memleketimize icat ettiği bir rezalettir muhterem kardeşlerim. Katil surette yılbaşına iştirak etmeyeceksiniz. Yılbaşının şenliklerine iştirak etmeyeceksiniz. Çünkü Müslümanın yılbaşına şenliği yoktur. Bilakis Müslüman mahzundur. Müslüman müteessirdir. 1987 yılı bitti. 88'e günü bir sene gitti. Ne yaptık bir senede? Onun muhasebesini yapmalıyız muhterem kardeşlerim. Onun hesabını yapmalıyız. Yılbaşında Müslümanın şenliği yok muhterem kardeşlerim. Onun için katli surette dinimizin, imanımızın, namusumuzun, mukaddesatımızın düşmanı olan Hristiyan adetlerine katılmayalım muhterem kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyurdular. Men temesseke bi sünneti inne fesad ümmeti felev ez ümmeti şehidi. Sünnetime ümmetinin fesada düştüğü bir zamanda benim sünnetime sayılan, benim yoluma yapışanlara mahşer gününde 100 tane şehit mükafatı verilecek buyuruyor muhterem Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazretleri. Onun için Hristiyanlığa tabi olursanız, onlara itaat ederseniz imansız olursun diyor. İmandansa imanınız gider, elbiseyi soyup aldıkları gibi üzerinize imanınız gider, kafir kalırsın diyor Mevla Yusuf Celal ve Tekaddes Hazretleri. Onun için çok muhterem müminler işte en büyük, hatta günah değil, küfre bile gitmek burada mümkündür. Hristiyanı takip etmekte, Hristiyan adetlerini takip etmekte. Onun için yılbaşında şenliğimiz yok. Muhterem cemaatimiz değil. Katliye Hristiyanlığın bu adetleriyle katılmayacağız ki Allah'ın Resulü'ne itaat etmiş olacağız. Ve cennette hepimizin de komşusu olacak inşallah Rahman. Cenab-ı Mevla Yusuf Celal Hazretleri Hristiyanlığa değil Allah ve Resulü'ne samimi bir niyetle itaat ve ittiba etmeyi cümlemize nasıl umuyese. Cemaat gelmiştir. Kılacağımız cenaze namazı el kişi niyetinedir. Evdeki tekbirden sonra Subhaneke ve Celle Sallallahu Aleyhi beraber okuruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme sallallahu ve barik dualarını okuruz. Üçüncü tekbirden sonra Celesi'ye mahsul dua var. Bilen onu okur. Bilmeyen Fatih-i Şerif'i dua niyetini okur. Dördüncü tekbirden sonra selam vereceğiz. Musallada Hazreti Burun'a merhumu hali hayatında Kemal-i Sıhhat'ı nasıl biliyoruz? Mümin ve muhayyid olduğuna şahit misin? Şahit. Merhumun da razı mı? Razı. Ahirete bu talikalı hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal ettiniz. Canı gönülden merhume şahidiz. Çünkü merhumu daima Madenköy camisinde Allah'ın huzuruna görmüştük muhtemelen cevabı. En büyük şehadet budur. Cenab-ı Hak hepimizi orada ruhumuzu almak nasip eder inşallah. Amin. Hep beraber niyet edelim. Ya Rabbi, ya Allah, niyet ettim. Musallada hazır bulunan her kişi cenazesi namazını kılma, dört tekbir ile doldum kübleye, uydum hazır al imanı. Arkadaşlar sağa biraz dönelim, sağa, sağa. Dolduğu gibi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu
Halife. Yavuz Besmele ile beraber birer Fatiha, üçeri filan şerif, filan mutrafil felak ve filan mutrafil nasıl bir delilere okuyalım. Henüz konulduğu kabirde
gelmesi muhakkak olan sual meleklerin soracakları suallara korkmadan, dili tutulmadan akik nefesi bilisine cevap vermeye Rabbim bu merhumu ve bizleri ve cümle ümmeti Muhammed'i Rabbim muktedir eyle ya Rabbim. Amin. Estaizu billah ve yevme yufakı fissur nazlı cellisini zahir olduğunca yine emri ilahiyle kabirden kalkacağız. Ya Rabbel Alemin, huzur Rabbul İzzet'e geleceğiz ama oraya gelmeden sırat vardır. Ya Rabbel Alemin, gerek sırat çok uzun, gerek mizan var, terazi mizan var, adalet terazi vardır. Ve ya Rabbel Alemin, gerek sırat köprüsü, gerek terazi mizan, gerekse huzur Rabbul İzzet'inde mahcup ve mahzun olmayan zümreye bu merhumu ve bizleri ve cümle ümmeti Muhammed'in Rabbim mazhar eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel Alemin, bizlerin günahları çoktur. Ama yegane senin güvendiğimiz tek varlık olan rahmet-i ilahiyedir bu merhumu ve bizleri. Rahmet-i ilahiyene bağışta da günahlarımızı meydana affeyle ya Rabbim. Herkes bizleri aynen geçitten geçeceğiz, ölüm geçitinden. Rabbim cümlemize İmam-ı Kamil'le Zat-ı Celal'e kavuşmayı, naylonlayı, masonlayı, müyesser eyle ya Rabbim. Amin diye bu sene bir cemaat-ı Müslümanları cehennemden azad eyle. Ellerimiz ellerimize, ayaklarımız ayaklarımıza da daha efrek geldi o günde. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Hayırlı amel en tufarike dünya ve lisanike Rabbimiz zikillah. En hayırlı amel dünyadan ayrılırken insanının Allah, Allah deyip de yaş olmasıdır buyuruyor Peygamberimiz. İşte o da gününde bütün güzel kelime, kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin insanımıza nasip olması için buyurun aşk ile. Şehadet ve kelime-i tevhid okuyarak ruhumuzu teslim etme cümlemize müyesser eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Allahümme inna neselike tamamen nimet ve devamel afiye ve husnel hatime bi hürmetil Fatiha. Cenab-ı Hak merhumden ve cümlemize hoşnut ve razı olsun. Allah'a emanet olun. Bakın. 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 Bak